Herkese merhaba. Yeni bir Dota serisiyle karşınızdayım. Kahramanımı seçtim. Eşyalarımı alıyorum. Her zamanki standart. Şimdi şöyle bir göz gezdirelim. Bilgi yok. Bilgi yok. 2018'de başlamış. 1600 oyunu var. Bilgi yok. Bilgi yok. Bilgi yok. Bak gitmiş offline direkt pick yaptı. Bilgi yok. 1100 oyunu var. Bu 3000'e yakın övgüsü var, adam iyi. Bizim şu gazda Dati denen adam, Doti kesin ya sumur ya ağır aptal bir adam olacak. Görürsünüz. Çünkü tank kahramanı son seçilir. Yani sondan bir yani sonlara yakın seçilir. Önce destekçiler seçilir. Satranç hamlesi gibi. Karşı tarafta ona göre karşıt kahramanlar seçer. Bak bizde şimdi Kaos var. Güvenlik kulvara seçmiş. Eğer adam iyiyse bir şeyler değişebilir. Tam destek olarak Leon var. Abi orta gitti, sniper aldı. Oyun gitti, ben size söyleyeyim, bu karşı taraf alır bizi. Sniper Spectre'ye karşı hiçbir şey yapamaz. Offline desen adam tank yerine gitti, yarı destek kahramanı aldı. Bir de hemen seçti. Adamların en iyi şu an statları ağaçta var, Treant'ta. Bizde de Darkseer. Adam sumut olabilir. Ama yani rolünü oynamıyor. Abicim offline pozisyonu carry alıyorsa tank, tank, tank. Başka kahraman aldığı zaman oyunun dengelerini alt üst eder. Oyunda 5 tane rol var ya. 5 tane. Oyunda görebilirsiniz bu pos 1, pos 2 vesaire diye. Bunlar pozisyonun kısaltılması. Yani pozisyon 1, pozisyon 2. Pozisyon 1 forvet. Güvenli kulvar dediğimiz yer. Yani güvenli kulvarda oynayacak adam forvet kahramanlar, yani hasar veren kahramanlar seçmesi lazım. Düşmana ciddi hasarlar veren, düşmanı öldürebilen kahramanlar seçmesi lazım. Orta kulvar aynı şekilde. O da carry. Orta kulvarın farkı şu. Güvenli kulvardaki adam kendi koridorunda kalır. Orada kasılır. Arada bir ormana falan kaçamak yapabilir. Bunlar normal olan şeyler. Orta adam ise ormana falan kaçamak yapamaz. Orta adam iyi şekilde kasar. Tek başına olduğu için daha fazla XP alır. Daha çabuk level atlar. Diğer koridorlara baskına gelir, yardıma gelir. Orta koridorun görevi de bu. Orta koridorda oyunu en iyi bilen adam alması lazım. Adam çok iyi biliyorsa, kendinden eminse, ben bu takıma oyun kazandıracağım diyorsa ortayı seçer, ortaya geçer. Ortada kasılır, kasılır, kasılır bir 10 dakika. Ondan sonra hemen diğer koridorlara baskın verir. O koridorları gelir rahatlatır. Boşaltır o koridorları. Saldırır, para kazanır, para kazandırır. Bu pozisyon 2. Pozisyon 3. Mesela şu az önceki adam. Burası tank kerisidir. Takımlarda dövüşü başlatmaya yarar. Bu adam güçlü, kuvvetli olması lazım ki 5 kişinin ortasına atladığı zaman hemen ölmesin. Bu adam 5 kişinin ortasına atlar, sersemletme yeteneklerini kullanır. Veya güçlü, kuvvetlidir. Bütün ilgiyi o da kendine çeker, hasarı. O arada da diğerleri arkadan arkadan diğerlerini avlar, kemirir. Bu da pozisyon 3. Sen şimdi gidip bu pozisyona bu adamı almazsan dövüşü başlatamazsın. Ya da dövüşlere girdiğin zaman ezik kalırsın. Bu yüzden takımına uyum sağlaman lazım. Bu roller o yüzden var. O rolü seçiyorsan o rolde oyna abi. Sen destekçi oynamak istiyorsan git destek kahramanı seç, destek rolünü seç.
Carrie oynamak istiyorsun? Abi Carrie oyna, Carrie kahramanı seç. Gidip sen destekçi kahramanla tanklık yapmaya kalkarsan takımını mahvedersin. Takımına oyun kazandıramazsın. Takımını sırtlayamazsın, taşıyamazsın. Pozisyon 4. Yarım destekçi. Yarım destekçi de nedir? Takım arkadaşlarına yetenek olarak değil, eşya olarak destek çıkan destekçi. Yani gider mesela takımına sağlık basacak eşyalar var. Yani mesela dövüşe girdiğiniz zaman o eşyaya bir basar. O çevresindeki bütün arkadaşlarının işte 300'dür, 500'dür canını tekrar doldurur. Veya onlara işte koruma sağlar. Atıyorum işte 500 büyü koruması sağlar bütün takım arkadaşlarına 10 saniye. Post 4'ün görevi de bu. Yarı desteğin. Pozisyon 5. Tam destek. Adından anlaşılacağı gibi. Hem yetenekleriyle takım arkadaşını, takımı desteklemesi lazım, hem eşyalarla. Sen bu rolleri yapmazsan, bu rollere uyum sağlamazsan takımını taşıyamazsın, takımını götüremezsin, oyunu kazanamazsın yani. Dota bir takım oyunu. Bu pozisyonları öğrendikten sonra kendine rol biçmen lazım, kahraman biçmen lazım. Yani mesela ben standart olarak hep support oynuyorum. Yani tam destek oynuyorum. Ve benim kahramanım da bu. Yani şu oyunda sana bir kahraman yapalım deseler ben bu kahramanı yapın derdim. Yani her şeyle destek ve benim istediğim kahraman. Dostuma can basabiliyorum. Düşmanı yavaşlatabiliyorum. Düşmanı taciz edebiliyorum. Ultimle çok güzel dövüşler çıkartabiliyorum. O yüzden de genelde hep bu kahramanı seçelim. Hani bu kahramanın çok oynama sebeplerinden bir tanesi de bu yani. Seviyor muyum? Çok seviyorum. Oynarken bayağı keyif alıyorum. Yoksa yani diğer bütün kahramanlarla oynarım yani. Yeteneklerini bilmediğimden, tecrübemden olmadığından vesaire değil yani. Bu kahramanı seviyorum abi. Başka kahramanla oyun kazandığım zaman böyle sanki sıradan oynuyormuşum gibi geliyor. Ama bu kahramanla oynadığım zaman oyundan sıkılmıyorum abi. Kahramanın her şeyi tam benlik yani. Trollü, tacizi, ultisi mesela acayip troll bir ulti. Yani düşmanı çileden çıkartacak, sinir edecek vesaire. İş, kendi takımıma iş yaptıracak. Harika bir kahraman. Şimdi mesela bak ileride dövüşler olacak. O dövüşlerin hiçbir tanesinde bu adam sırtlayamayacak yani. Çünkü tank değil. Takımı yarı yolda bırakacak. Ondan sonra umarım onu yapmaz. Takıma sürekli mobbing yapacak. Yani takımı suçlayacak. İşte gelmediniz, etmediniz. Bana destek vermiyorsunuz. Ah, mana potumu bozdu. Şu an yine de koridorda biraz üstünlük bizde. Aha, ona dek getirseydi güzel olurdu. Gir lan gir lan gir. Alabilirsem alacağım. Gerçi kaçar artık o.
Abi çek dolapı. Sektiremedim ona. Şuna bir can basayım oradan. Abi göz var, fazla girme oralara, bak canın az. Bizim bu kaos var bir tane süvari. Abi iyi oyuncuysa bir şeyler olabilir. Ama kötüyse ayva yedik. Yani en azından o tanklayabilir dövüşleri falan. Yoksa yani bizim Darksir karşıda Spectre falan var. Hiçbir şey yapamaz bu yani. Ember var, Axe var. Dövüşler nasıl olacak çok merak ediyorum. Leon bizim safe yani güvenli kovardaki Kerry biraz trash diyor, boş adam diyor. Bakalım. Abi zaten o da boş adamsa hayvan yedik. Oyun temelli gitti yani. Abi onu alamayız herhalde ya, girme. Buraya da bir gerçi alırız, gir 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 gir. Fena hasar yedi. Çok iyi. Hem kayıp söylemiyorlar. Hem de 3 kişi aldık. Abi bak 10 dakika olacak. Ember koridor geziyor. Bizim sniper hala. Adam daha bir de şey söylemiyor ya. Kayıp söylemiyor. Orada tufaya düşecektik. İyi çevirdik yani. Şuraları da bir gözleyeyim. Abi et mi bulmadı lan? Neyse alırız onu ya. Spectre bir anda caydı. Alırsın onu. Yapma be. Neyse. Onu ben alacaktım. Abi. La gidin la gidin la. Ya. Abi adama bak, bıt bıt ediyor.
mis söylemiyorsunuz diye kendisi iki kere şey söylemedi ve daha hala ortadan hiç kımıldamıyor ya. Tamam işte gerizekalı. 10 yaş zekasında. Kimse bana diyor şeyin kayıp olduğunu söylemiyor gribin diyor. Ben de diyor şeyi söylemem diyor. Ya abi şu oyunu oynayan yaş ortalaması artı 20'dir. Yani gerçekten 10 zekada kalmayın abi ya. Böyle çocuk çocuk hareketler. Yani ben hani 35 yaşındayım. 35 yaşında olduğum için böyle değilim ben. 20 yaşımda da böyleydim ya. Tamam bizim de 20 yaşında yaptığımız delilikler, çılgınlıklar vesaire vardı ama hiçbir şekilde böyle çocuk huylarım yoktu yani. Kız gibi trip atacaksanız, şey yapacaksanız abi online oyuna girmeyin ya. Bizi de sinir etmeyin, kendiniz de sinir olmayın. Açın bir tek kişilik oyunlar. Orada kendi halinize takılın. Gerizekalı abi tabi. Adam bana kimse mis söylemiyorsa diyor, kayıp söylemezse diyor, ben de söylemem diyor. Daha ötesi var mı ya? Bu ne salakça bir bencil bakış açısıdır. Dedim ya zaten adamın sniper almasından bir kere belliydi. Umarım bizim şu kaosu iyi çıkar da tek umudum o. Yazılara baksana abi. Bu Dota'nın yazılı bir kuralı benim için. Bir adam ağlıyor, başkasını suçluyorsa kesinlikle oyunun sonunda en ezik, en beceriksiz, takıma katkısı olmayan vesaire en boş adam direkt o çıkar. Kendin taşındın. Şimdi istediğin kadar yaz. Adamı raporlamışlar. Sesi kısıldı. Abi şurada bir tutturalım gelin de. Orada biraz erken davrandım, hata ettim ama şunlar gelsin diye. Abi şunu yakalayalım gelin gelin. Yapma be Leon. Abi oradan niye sekmedi ya? Allah Allah abi niye sekmiyor o kadar yakın mesafeden ya? Hani çok aşırı bir mesafe de değil ya. Oradan sekmesi lazımdı o buzun. Al. Hala göz var şuralarda. Bak şimdi ormana girer. Yarım saat çıkmaz. Sniper şimdi ormana girmiş. Ormana takılıyor yeşil. Böyle mal küser. Girer ormana. Deli dana gibi. Yarım saat orada takılı tek başına şimdi. Yapacak bir şey yok abi. Ben de bu şekilde. Yetişebilir miyim? Yetişemem. Aa yetiştim. Gelin lan şuna. De, o gene ölecek gibi ya. Abi aksı falan kastırmışlar. Bizim kaos da tırt. Bu oyun gitti ya. Yapacak bir şey yok. Bizde döktürecek, çevirecek adam yok yani. Kaos boş adam. Sniper boş adam. İki tane zaten boş adamımız var. Geriye ne kaldı zaten?
Yani benim gözümle şu an şu Leon bile 10 kat daha iyi oyuncu. Adam dövüşlere geliyor. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Abi sütun atmadan önce çeksene adamı Rift'le ya. Oho, işimiz var. Abi geri basacağız. Yoksa bunlar yer. Ben şunu orada bir bırakayım. Bunu gıcıklığına yaptım. Normalde belki kaçabilirdi de. Bunu gıcıklığına yaptım. Yapacak bir şey yok. Adamlar bir an önce kaçsın da oyunu bitirsin. Bu takım döndüremez yani. Hani oynanış şeklinden artık az çok anlıyorsunuz yani. Bu adamın oyun kazandırması için bizim kaosun. Abi düşmanın uyuması, bununla yarım saat, bir saatten fazla para kazanması lazım. Eşyalarını bitirmesi lazım. Ondan sonra belki. Yavaş yavaş gözleyelim şu oyuncuları. Bonuslama gitme abi. Görüş yok. Görüş gitme gitme. Abi ooo. Tamam. Benim bundan oldu. Abi vizyonsuz niye gittin ki ya? Adamın tuzağa çekeceği belli. Ha doğru diyor. İki destekçi diyor. Dövüş deniyor diyor. Bizimkilerin hepsi bir yerde. Biri ormana girmiş. Biri daha ormana girmiş. Öbürü de aşağıda koridor itiyor. Ah. Tipe gel. Buralarda tahminen göz var. Tahmin etmiştim. Tane daha varmış. Abi şuna baksana ya. Kaos dediğin adam öyle mi oluyor ya? Abi. Sniper iyi vurdu atmış. Tam diyecektim adamın teki kaçtı oradan uçtu gitti. Hadi onu da alırız. Çok iyi. Nasıl oldu ama nasıl oldu bilmiyorum ama çok iyi. Bizden iki kişi öldü, onlardan tüm takım öldü. Böyle tek dövüşte. Normalde o süvarinin atlı olanın milleti kovalaması lazım. Bizim süvari 4 nala kaçıyor. İşte bu da oyun tecrübesiyle alakalı. Kahramanı tam iyi bilmiyor, yönetemiyor. Oo, adam burada bitirmiş. Level 14. Dakika 21 geçmiş olsun. Dakika 30'da da Talas bitirirse tamam.
pekli olduğu için hemen bir ayun çıkmam lazım Aganim'den önce. Her adam mecbur burada bu şekilde şu an takılmak zorunda. Çünkü takıp dövüşlere katılmıyor. Abi teleport dolmadı, doldu. Abi şuna bakar mısın ya? Ulan kaos. Abi Ember tam öldü ya. Ben öldüremedim ama. Tamam şimdi kaç baba kaç. Galiba yedik. Olacağı belli dedim ya, adamlarda aks var şey var, bak tanklayamıyor. Tanklayamaz abi. O kahramanla tanklayamaz. Şu an biz yani tanksız oynuyoruz. Bir pozisyonumuz boş. Sırf işte böyle bir aptalın egosu oynama şeyinden dolayı oyunu kaybediyoruz. Sadece bir aptalın rolünü seçmemesinden dolayı. Yani öyle zevkine oynamak istiyorsan abi sıralı olmayan normal oyunlar var. Yani hiçbir kayıt tutulmuyor. Gir, oyuna çık. Burada kayıt tutuluyor. Lig var. Madem öyle fantezin var, abi bunu ligde yapma ya. Milletin oyununa hakkına girme. Kesemeyiz ya, dur bakalım. Gerçi hemen kaçtı. Burada göz olabilir. Lan girme girme oğlum, bodosluğuma girme lan. Ya sniper bak hasar olarak iyi. Ama işte sniper'ı koruyacak, dövüşün ortasını atlayacak bize tank adam lazım. Bak adam 14 level bizim tank. Ben 15 levelim. Abi zorlasanız alırız onu ama neyse. Abi bak sniper, hepsi şimdi sniper'a odaklanacak. Sniper'ı koruyacak tank yok. Abi kaos niye böyle, anlamadım ki. Adam benden daha zayıf ya. Ah, 4 kişi öldü. Takımdan tek hayatta kalan benim. Dediğim gibi abi işte tank yok yok yani. Tank orada normalde ölmeyip dövüşü sürdürmesi lazım. Bizdeki kaos hemen süvari eriyor. Zaten şu Darkseer hemen şey oluyor. Ne tanklayabilir, ne bir şey yapabilir.
Ya bak, bugün aptallar gidiyor YouTube'dan veya Dota TV'den. Dota'nın kendi kanalları var. Yani oyunları izleyebiliyorsunuz. Oradaki profesyonel adamları izliyorlar. Özeniyorlar, heves ediyorlar, hırs ediyorlar. Ondan sonra giriyorlar oyuna. Aynısını yapmaya çalışıyorlar. Abi o adamlar siz değilsiniz. Zaten siz o adamlar kadar yetenekli olsanız, bunu başarabilecek olsanız bu ligde kalmazsınız bizde. 5K olursunuz, 6K olursunuz, 7K. 7K adamı izleyip sen 7K gibi oynayamazsın. Abi niye ulti atıyorsun? Düz vursana ya. Oho. Kaçtı gitti o. Öyle bir elimize fırsat geçti. Niye fantazi yapıyorsun abi ya? Düz vursaydı kesme ihtimalimiz vardı. Ulti attı, kaçmasına izin verdi. Ben şu şeyi bitireyim bir yolu. Ya şu sniper çok ciddi iyi bir şekilde kassa ve bir tank olsa bunu korusa öldürtmese bu sniper karşı tarafı alır yani. Tek başına alır. Çok ciddi hasar falan veriyor yani. Bu adamı öldürtmememiz gerekiyor. Ama işte onu yapacak tankımız yok. Bak adamların aksa bak. Horoz gibi her yere atlıyor. Şunun bak mesela canına şeyine bak. Vur vur. Canı bitmez bunun. Oğlum sabır dedim lan sabır. Bizim sniper'ın hallere bak, sniper'ın hallerine bak. Abi spektre kasmış, bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Bura fıstık abi, yapacak bir şey yok. Yani buradan benim kaçışım, kurtuluşum yok. Adamlar da oyun bilmediği için, beyin olmadığı için gidiyorlar. 5K canı olan, zırhı olan vesaire, tank olan aksa falan odaklanıyorlar. Halbuki düşman destekçisinin 1,5 canı var, 1500 canı var. Yani 1,5K. Bizim sniper şöyle 4-5 tane vuruş yapsa düz adamı felç edecek. Onun yerine gidiyorlar 5000 canı olan Agza'ya 20 vuruşta öldüreceğiz belki. Ona odaklanıyorlar. Yani 5 vuruşta öldüreceği adamı bırakıyor, 20 vuruşta öldüreceği adama odaklanıyorlar. Ne dedim, ben oyunun başında zaten kıllandım da dedim bu oyun gider diye. Bak bizim Kaos'un yaptığı hiçbir şey yok. Sürekli ölüp kaçıyor. Şu an iyi bir hareket yaptı. Abi bu kadar ya. Şu sniper'ı öldürtmeyin. Abi şu gir abi gir spektre yalalım gir. Onu da alırız gir. Yapmamız gereken tek şey şu ya. Takım oyunu oynamak. Düşman destekçilerini kır. Ondan sonra tanklara odaklan. Bizimkiler tam tersini yapıyor. Önce tanka odaklanıyor, sonra düşman destekçisine göz koyuyor. Ama oyun dengeli şu an. Kafa kafaya gidiyor yani. Bir dövüş onlar kazanıyor, bir biz kazanıyoruz. Şu an skor 28-32. Arada bir fark, uçurum da yok. Yani eşleştirme güzel ama kahramanlar biraz ve bazı oyuncular biraz sıkıntılı.
Şu yukarıyı hiç gitmemişler. Biraz yukarı iteyim. Tamam. Şimdi geri çekileceğim. Çünkü buraya bu geldiyse diğerleri de gelmeye başlar. Fazla risk etmeye gerek yok. O iyi bana verdi. En sevdiğim yeteneklerden bir tanesi bu şart. Şu an hepsi ortada yok. Tahminen ya pusuya hazırlanıyorlar. Adam 24 oldu ya, 24. 6 level yukarıda bizde şu an. Bak, tarası da bitirmiş. O Spectre'yi öldürebiliyorsan öldür şimdi. Adamın radisi var. Tarası var. Bakalım nasıl öldüreceğiz, çok merak ediyorum. Aks desen tarasını kasmış vesaire. O da kendini bayağı bir geliştirmiş. Abi şu sniper'ı korumamız lazım. Bizim hasarcımız o. Süvariden falan umudu kestim ben yani. Ya ben de saldım artık, ciddiye almıyorum. Abi geri bas geri ya. Hiç risk etmeseydin keşke. Yani ben oyun bitsin diye bekliyorum şu an. O yüzden hiç... Oğlum sen mal mısın? İlk ultiyi ben atıyorum her zaman. Daha sonra sen şey atıyorsun. Nasıl ben senin kombonu bozabilirim? Ya bak, gerizekalı oyunu kaybediyor, tanklayamıyor ya. Şimdi illa ya beni ya başkasını illa bir şey suçlayacak yani. Adam 26 olmuş lan. Bak, kendisi 19 level. Eşyalarına bakar mısın? Bak. Spectre'yi durdursun kardeş onunla. O eşyalarla durdursun. Sana başarılar. Umarım durdurursun.
Abi roş kesiyorlar da gitsek ne yapabileceğiz ki? Axe kasmış, Spectre kasmış, Ember kasmış. Ha, dövüş mü başlatabiliyorsun? Umursamıyorum artık hiç. Vallahi vurdururum yani. Daha önceki videoda söylediğim gibi abi takım kazanmayı hak edecek. Damana göre şerbet bende. Takım nasıl oynuyorsa ben de o şekilde mal mal hareketler yaparım. Mal mal oynarım. Hiç umurumda değil yani. Yok yani kazanma şansı yok takımın yani. Boşa zaman kaybediyorlar. Bak şuna gelen yok ya. O Spectre ölmez abi, ölmez o. Bu adam ölmez yani. Bunu nasıl öldüreceğiz bilmiyorum yani. Beni bile keser şu an. O adam yani durdurulmaz zaten. Hani şey diyorlar ya. Geçti Bolu Pazarı. Süreç şey neydi diye. Hani kazanma şansımız olsa vesaire şeyimiz olsa sonuna kadar mücadele edeyim uğraşayım ama takımda o yok. Ben anca böyle elimden geldiği gibi ultim atarım. Sağlık basarım vesaire şeyimi yaparım kenara çekilirim yani yapabileceğim bir şey yok elimde. Carry desen tırt. Orta desen tırt. Tank desen tırt. Bir bilyonla ben ne yapabilirim? İki destekçi ne yapabiliriz ki yani? Bizim orta 23 level. Spectre 27 level oldu. Ne diyeyim ki? Ve Sniper'ın en kasmış hali dahi gene Spectre'yi durduramaz ya. O direkt gözü şeye dikiyor sniper'a. Abi sniper'ı koruyup bu şekilde şey yapmamız lazım da nasıl yapabileceğiz hiç bilmiyorum. Yapma be. Abi şu Grimm'i ultilemeye çalışıyorum, uğraşıyorum. O yüzden öldüm. Adamlara hala anlatamıyorum. Abi düşman destekçisini öldüreceksiniz ya. Spectre, Axe değil. Adam tank, tank. Adamın zaten görevi o darbeleri üstüne çekmek. Bak adam 1'e 12 oynuyor ya. Şu adam oyun kazanacak şimdi işte. Bir tane ağaç var ya. Bak adam 20 level diyor. Ama
şeylerden 1000 kat daha iyi. Adam çünkü görevini yapıyor, yapması gerekeni yapıyor. Öldü. Kaçamadı zaten. İşte bakın bir tankın eksikliği nelere mal oluyor. Abi onları zaten keseriz de şu Spectre'yi nasıl öldüreceğiz onu merak ediyorum. Abi niye ulti atıyor bu direkt ya? Lan düz vursana şuna. O kaçar ya. Şuradan Kaos yakalayabilirse yakalar. Abi Spectre'de şu an kesin sniper'a şey yapıyor. Demeye kalmadı. Onun çünkü bayağı counter'ı o, karşıtı o. Adamın illüzyonları bizi ne hale getirdi ya? İllüzyonlar orijinal değil bakın. O adama kasma fırsatı vermeyeceksin abi. Kasarsa başına belayı aldım. İşte paşam sniper ortada egosunu tatmin etmek için durup hiç aşağıya gelmediği için adam rahat rahat kasabildi. Normalde onu sürekli gelip taciz etmesi lazımdı. Düşman Ember nasıl geldi sürekli bizi işte taciz etti, öldürdü veya kendi takımının koridoruna destek verdi. Bunu yapması lazımdı ama paşam kız gibi küsüp kimse bana kayıp söylemiyor, ben de söylemem deyip kimse ortaya bana desteğe gelmiyor, ben de gelmem deyip trip atınca adam bayağı bir kastı. Ya bu oyunun zaten gideceği ta baştan belliydi yani anladım ama dedim belki adamlar kötü oyuncudur, şöyledir falan, bir şansımız vardır dedim. Yani bu saatten sonra yok. Bu oyun dönmez. Hani şu sniper belki iki tane Divine falan kasması lazım. O da mucize. Tahminen bunlar şimdi pusuya gelecek. Bir anda kayboldu çünkü. Abi bu Darkseer'in levele bak 22 ya. Ben 23'üm. Abi şu ne? Neyse ya. Valla diyecek sözüm yok. Abi dövüşün en şeyinde siper hattında biz duruyoruz ya. Adam bak en geride bizim tank. Darkseer. Düşman aksı nasıl adam horoz gibi atlayıp dövüş başlatıyor, ediyor, atlıyor, hopluyor, zıplıyor. Bizimki de en geride duruyor. Abi sırf kaçmak için yaptım. Gelirlerse bir ağızı deneyeceğim. Bak. Kaç kişi ağıza vurdu. Canını yarıya zor indirdi. O adam ölmez. Şuna bak ya. Yar 26 level. Yapabileceğim benim bu sürekli taciz etmek, sinir etmek. Çünkü benim hasarım yok, bir şeyim yok. Girsem öleceğim direkt. Dire structures
Abi ne GG'si ya. Bu iyi oyun mu sence? Yani şu adamları geldi öldürebiliyor biliyorsan. Spectre 30 olmuş. Mega yapacaklar sanırım, yukarıdan girmeyi deneyecekler. Adamın eşyalara baksana abi, şurut kasmış. Sanırım bunlar pusuda ama ortadan şey yukarıdan girecekler yani, mega yapacaklar belli. Abi acil bir 25 olmam lazım. 25 olursa en azından biraz daha etkim olur. Çünkü o attığım buz kristalleri 25 levelde 1,5 saniye her çarptığı şeye sersemletme veriyor. Tamam, adamlar buradan gelecek şu an. Burası son savunma hattım. Burayı korursam, koruyabilirsem koruyacağım. Koruyamazsam oyun gitti. Zaten gitti de. Gene de bir hala %1'lik bir umut var. Abi spek'i bırakın, spek'i bırakın. Aferin aptal herif. En geride dur, tamam mı? Yeah, another fucking curse into the wall. It does zero damage. Ya gerizekalı, hala ben duvar açtığımda diyor ulti attım diyor, sıfır hasar verdim diyor. Oğlum sen hasar kahramanı rolü değilsin gerizekalı evladım. Sen tanksın, tank. Senin amacın dövüşlerden sağ çıkmak. Eğer senin hasarla verecek kill kasma derdin varsa git pozisyon 1 oyna, orta oyna. Tankın hasar vermek gibi bir şey yok. Adı üstünde tank, tank. Hala gerizekalı post 1 kafasında pozisyon 3 oynuyor. Hah, yapman gereken bu, tanklayabiliyor musun gerizekalı evladım? Tanklayabiliyor musun bakayım? Bir aksa bak, şuna bak, adamın canını indiremiyorum ya. Bir aksa bak, bir kendine bak. Tank nasılmış gör. Şuna bak. Tank bu işte. Aptal herif gidiyor kere aldığı destek kahramanıyla hem kere oynuyor hem de başkasını suçluyor. Şu Leon şu an benim için bu takımda en iyi oyuncu. Şuna bak, adamı öldürene kadar peltimiz çıktı be. Hala gerizekalı beni suçluyor. Tam mal ya. Zaten dedim ya, destek kahramanını gidip tank kahramanı rolüne seçmesinden belli salak olduğu da işte. Hah, al spek'i öldür bakalım hadi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Dediğim gibi zaten oyunun şey başından belliydi. İşte böyle salak bir adamınız olursa kaybetmeye mahkumsunuz.